Güzel bir akşam üzeri İstanbul'da Büyükada'ya doğru yol alıyoruz. Ferzan Özpetek'in yeni filmi İstanbul Kırmızısı'nın çekimleri devam ederken biz de sete konuk olmaya hazırlanıyoruz. Ferzan Özpetek kendi çocukluğundan izler taşıyan İstanbul Kırmızısı adlı romanını 2014 yılında yayınladı. Şimdi de bu romandan esinlenerek bir film çekiyor ve bu filmde yıldız bir kadro rol alıyor. Biz de İstanbul Kırmızısı ekibiyle buluşmaya hazırlanıyoruz. Ve şu anda İstanbul dünyanın her yeri ve anlanın ki pek çoğu arasında sadece tek bir öykü. Ve onu anlatma yürekliliğini bulduğunda, kendi öykünü anlattığında her şey değişir. Çünkü hayatın öyküye dönüştüğü anda karanlık aydınlanır, ışık sana bir yol gösterir. Ve şimdi biliyoruz, o sıcak yer, güneydeki o yer sensin. İstanbul Kırmızısı. An itibariyle Büyükada'ya vardık. Filmin ekibiyle az sonra buluşacağız. Bu kez İstanbul Kırmızısı'nda tümüyle Türk oyunculardan oluşan bir kadro yer alıyor. Halit Ergenç, Tuğba Büyüküstün, Nejat İşler, Mehmet Gülsür, Serra Yılmaz, Zerrin Tekindor bu isimlerden birkaçı yıldız oyunculardan oluşan bir ekiple az sonra bir araya geleceğiz. Daha fazlasını da onlardan öğreneceğiz. Sevgili seyirciler, İstanbul Kırmızısı film oluyor ve ben filmin ekibinden sevgili Ferzan Özpetek, Halit Ergenç, Mehmet Günsür ve Tuğba Büyüküstün'le sohbet ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok yoğun ve artık filmin çekimlerinde de sona geliniyor. Biz İstanbul Kırmızısı için roman yayınlandığında ilk günlerde buluşmuştuk ve film olacak demişti o zaman Ferzan. Ama birebir bir uyarlama değil. Dolayısıyla öyle sorayım. Senaryo bambaşka bir hal aldı mı, yoksa içinde hala kitaptan izler var mı? Kitaptan izler var, annemin kişiliği var, teyzeler var. Ferzan'ın evet, benim hayatımdaki var. Kişilerle çocukluk yok da benim hayatımdaki bazı kişilikler var. Ama romana göre çok değişik tabii. Şimdi romanı tekrar etmek bana zor geliyordu, bir şeyi tekrar etmek. Yani yazı, hatta bir senaryo yazdığım zaman hatta onun üzerinde tekrar film çekerken çok değişiklikler yapıyorum. Düşünün, bir romandan daha ne kadar daha değişiklikler geliyor. Evet, bu merak edilen bir husustu, birebir uyarlama mı? Diğer yanıyla Ferzan Özpetek kendi öyle tarif etti. İlk Türk filmim dedi. Evet, ilk Türk filmim. Türkiye'deki seyirci bu açıdan merakla bekliyor. Peki sinema yolculuğun adına senin için nasıl bir deneyim oldu? Benim için çok değişik oldu çünkü ilk defa Türkçe düşünerek oyuncuları yönlendirdim. İlk defa Türkçe düşünerek hareket ettim. Çünkü şimdiye kadar hep 10 tane film yaptım. Bu 11. filmim. Hep İtalyanca. Hatta ilk zamanlar biz senaryo okurken onlara işte şöyle yapacaksın, böyle yapacaksın derken İtalyanca düşünüp onu kafamda Türkçe'ye çeviriyordum. O şekilde. Farklı oldu o işte. Evet, o yavaş yavaş ama geçiyor. O tekrar o Türkiye çıkıyor, içinizdeki o Türkiye çıkıyor. O yüzden de ilk başlarda bayağı zorlandım. İlk başlarda dediğim hazırlık döneminde. Ama bakalım, İtalyanların da heyecan verici. İtalyanların da çok beklediği bir film çünkü. Evet, doğru. İtalyanlar için de çok ilginç. Gitti bu adam 10 filmden sonra gitti bir Türk filmi yapıyor tamamıyla. Bakalım ne olacak diye. İngilizce'de challenge denir, öyle bir yanı İnşallah, var. İnşallah iyi olur. İnşallah. Bizim mutlu olacağımız bir film olur inşallah. Öyle diliyorum. Ve Ferzan Özpetek'in kendi hayatında önemli yer tutmuş kişilikler, karakterler de var. Onlardan birini Nevali, Tuğba Büyüküstün oynuyor. Benim kitaptan hatırladığım kadarıyla gururlu, isyankar duruşu olan bir kadın gibiydi. Bilemiyorum, sen nasıl yorumladın Nevali? Ya da filmde nasıl bir karakter? Yani Ferzan'ın dediği gibi hani kitaptakinin aynısı değil bizim anlattığımız senaryo.
karakterlerin aslında kitaptakinden daha başka taraflarını anlatıyor kısmen. Ama kitabı okuduktan sonra çok tatlı böyle şeyler, böyle tüyolar çekebileceğiniz, aa bu da buydu diyebileceğiniz, böyle çok tatlı kitaba gönderme yapan ama hiç kitaptaki gibi olmayan bir senaryomuz var. Fakat Nevan'ı çok başka taraflarını, birbirinden de çok farklı taraflarını göreceğimiz bir... Tanışma fırsatını olmuş. Evet, evet. Bu da çok enteresan. Evet, çok, benim için çok enteresan oldu, evet. Ne hoş. Ve Mehmet Günsür'e geliyorum. Mehmet Yusuf galiba, değil mi? Evet. Bu kez kitapta olan o karakterin filmde nasıl hayat bulacağını gerçekten merak ediyorum. Ne dersin? Evet, biz de heyecanlıyız. Daha doğrusu ben. Bir kere gerçekten yani yaşamış gerçek bir kişiliği oynamak büyük bir sorumluluk. Halit de bilir bunu. daha önce de yaşadığımız gibi. O yüzden çok sihirli bir bağlantı kuruluyor galiba. Ben kendi açımdan söyleyeyim. Ve sizi içine alıyor. Yani bana öyle oldu. Çok sevdiğim bir karakter. Belki beni şu ana kadar gördüğünüzün daha dışında... Biraz daha dışında bir karakterle göreceksiniz. Belki sizin için değişik olacaktır diye düşünüyorum. Ama harika bir tecrübe. Dediğim gibi yani Ferzan'la 20 sene sonra... Evet, bunca yıl sonra yeniden çalışmak. İstanbul'da. Evet, ikimiz de büyümüşüz bayağı. Ne fark oldu diye soracaktım ama... Evet, büyüdüğümüz muhakkak. Kesinlikle. Aradan epeyce zaman geçmiş. Ve Halit'e gelirsem tahmin ediyorum bu yeni... kurguda ya da senaryolaştırma aşamasında yepyeni bir karakter mi çıktı? Evet, olmayan. Olmayan, evet, bir karakter. Evet, romanda çıktı. Hiçbir şekilde olmayan bir karakter. Orhan. Aslında bize bütün hikayeyi yani onun gözünden görüp anlama imkanı tanıyor bu karakter. Yurt dışından kendi... gelen Orhan mı? Evet. Peki, yurt dışından. İtalya'dan ziyarete... Başka bir, o da peki. Değişmiş yani durumda. Onun gözünden bütün hikayeyi görüyoruz ve aynı zamanda Orhan'ın hikayesini de takip ediyoruz. Yani öyle bir buluşma da var orada. Yani Ferzan'ın yaptığı şey aslında var olan karakterlerin çeşitli yönlerini başka başka filmdeki karakterlere dağıtıp aslında çok değişik bir anlatım sunuyor bize. Kitaptan çok daha farklı ve bence daha da yani film olarak baktığınız zaman kitap çok heyecanlı, çok güzel ama film olarak baktığınızda daha enteresan ve daha heyecanlı bir noktaya geliyor. Peki kendi adına biraz önce Mehmet dikkati çektiği için çok ağır yükümlülüğü olan tarihi bir karakter oynadıktan sonra şimdi Orhan'ı oynamak nasıl geldi? İyi geldi mi? Aynı derece ağır yükümlülüğü var. Yani sonuçta çok şu ciddi bir hikaye. Şu açıdan ağır derken tarihi gerçekliklerle örtüşmesi gibi bir kaygı var ya. Onlar şimdi bir karakter çıkartırken aslında onlar yan ögeler oluyor. Sonuçta o karakteri bir insan vücuduna büründürüp işler hale getirmek zaten aslında aynı proses. Yani bir şekilde aynı sorumluluğu taşıyor, öyle diyeyim. Pekala, biz heyecanla bekliyoruz. Vizyon tarihini 2017 Şubat diye öyle söyledik ama bu böyle bir planlama var. Evet, böyle bir planlama bilen, var. Evet. 2017 Şubat için planlama var. İstanbul var. 22 mekanda İstanbul'da çekim yaptığınızı öğrendim. Kaç mekan Pelin Hanım? 20 30'a yakın. Evet. Daha da fazlaymış. Ne evet. Güzel. Bu bir İstanbul filmi bir yandan da. Peki tamam. Ya aşk? Evet, İstanbul filmi. Asıl yani İstanbul başrolde. İstanbul başrolde. Aşka dair. İstanbul Kırmızısı'ndaki aşka dair. Önemli, bizim. Önemli, güzel bir aşk. Çünkü onun filmi görünce göreceksiniz. Pekal. Önemli, güzel bir aşk. Evet. Ben çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Biz teşekkür epeyce ederiz. Merak edilenlere de cevap verdik. Sağ olunuz. Sağ olun. Kolaylıklar sizler bundan sağ sonrası olun. Için. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sevgili Nejat İşler, epey aradan sonra setlere döndün. Üstelik iki film birden diye biliyorum. Gümüşlüğün o güzel atmosferinden sonra İstanbul'da setler, bu tempo nasıl geldi, nasıl gidiyor hayat? Evet dedin mi gidiyor. Evet dedin mi gidiyor. Söz veriyorsun çünkü. Evet. Sonuna kadar devam etmen lazım.
Bu arada kitap çıktı. Hı-hı. Gerçek hesap bu. Dün akşam kitabını da okudum. Öyle mi? Evet. Ve evet. Kitabımız da burada diyelim. Gümüşlük spor büyük motivasyon olmuş belli. Onu da anlıyorum. Orada ardında yatanı da sormak istiyorum. Diyorsun ya bir yerde. Başkaları için bir şey yapacağım. Bundan sonra da böyle gidecek. Hani, gümüşlük spor bir yanı. Ama kendi adına yapmak istediklerim bitmedi mutlaka. Orada eklemek istediğim bir cümle var mı? Bir arkadaşım arabada giderken bir gün dedi ki bu ülkeyi sanat ve spor kurtaracak galiba dedi. Çok haklı bir laf. İkisiyle de ilgiliyim. İkisiyle de devam edeçeceğim. Ve çocuklarla. Ve çocuklar. Evet. Bu arada güzel sanatlar devam ediyor mu gümüşlükte? Resmi olarak devam etmiyor ama bir tane sahne kurduk Bodrum'da. Bodrum deneme sahnesi. Oyuna başlayacağız. Haziran'ın ortası gibi. Peki şöyle bir cümle de var kitapta. Her şeyin başladığı yere. Teşvike'ye dönme planları var mı gerçekten? Var tabii. Ne zaman mesela? Bilmiyorum. Ama eninde sonunda. Çünkü orada başladı her şey. Tezgah devam ediyor. Evet. Ben de öyle olmasını diliyorum. Ferzan'ın filminde önemli ana rollerden birini oynuyorsun. Ferzan bir yanıyla biraz da beni oynuyor dedi. Ki kitabı okuyanlar zaten o kitapta Ferzan'ın kişiliğinden, hayatından bir şeyler bulmuştu. Sana ne kadar yansıdı öyle söyleyeyim. Sen yorumlarken ne çıkardın? Ya hiçbir işte ben orijinal karakterle yapıştırmadım kendimi bir şekilde. Hani ben olsam ne yapardım diye düşündüm. Bunu da öyle yaptım. Galiba Ferzan memnun, ne bileyim. Hala beni kovmadı. Gayet güzel. Deniz'i sevdik o zaman. Bilmiyorum. Evet, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Film, 2017 Şubat'ta vizyona girecek hep beraber. Öyle miymiş? Onu söyleyeyim. Biraz önce yönetmeninizle görüştüm. 2017 Şubat'a dek Nejat İşleri bekleyenler görecekler. Diğer film Umur Turagay'la çektiğiniz film daha mı önce vizyona giriyor? Var mı onu? Vallahi bilmiyorum ya. Ciddi söylüyorum, bilmiyorum. Ben işimi yaptım, bıraktım. Gayet güzel. Ya, o zaman öbür türlüsü benim işim değil. Tamam. O zaman ya, eline sağlık. Hep beraber bekliyoruz. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. İnşallah güzel olmuştur hepsi. Umarım. Afiyet olsun. Merhaba.